Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir seriyle merhaba diyelim. Evet, bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Nedir o? Geometri ile ispatı birleştiriyoruz. Yani ispat metri diyoruz ve konuları sırayla senle birlikte aslında kolayın nereden geldiğini öğreterek ve sınavda olsun, ders çalışırken olsun kafandaki tüm soru işaretlerini ben nasıl yapıyorsam bu videoda sen de nasıl yapabileceğini görmüş olacaksın. Hazırsan o zaman ispata geçmiş olacağız. İspatları konu konu götüreceğim. Bugün doğru da açıyla başlayacağız. Bir sonraki videoda üçgen de açı şekli. De sırayla konuları bitirmiş olacağım. Amacım burada tamamen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sadece sınav anında veya ders çalışırken yine söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Yani bir şeyin özellik olur veya bir formül olur. Olayın nereden geldiğini göstermek ve bunun senin de yapabileceğini göstermek aslında. Anlaştık mı? İspatlarımıza geçmeden önce senden ufak bir isteğim var. Nedir o? Aşağı inip videoya beğeni bırakıp bana destek olmak için de güzel bir yorum atarsan beni çok mutlu edersin. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben senin her zaman yanında olacağım ve yanında olmaya da devam edeceğim. Hazırsan o zaman zaman 3, 2, 1 diyerek ispatlara geçelim. Evet kara tahtamız geldi. Bu kara tahtaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. En iyi öğrenme metodu nedir? Sorgulamaktır. Bu ifadeyi bize kazandıran saygıdar Mustafa Yağcı hocama çok selam söylüyorum. Emeklerinize sağlık hocam. Evet bugün ne yapacağız? Hocamın da dediği gibi aslında bir şeyleri sorgulayarak öğrenmeye çalışacağız. Bak kalem ucu metodu, zikzak özelliği ve M kuralı ve diyeceğiz ki en başta da yöndeş açı kavramı. O zaman gel şimdi yöndeş açı kavramının ne olduğunu göstermek istiyorum sana paralel doğrular verildiğinde x, y açısına eşittir veya y eşittir x açısı verildiğinde d1, d2'nin paralel olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani en baştan da söyleyebiliyorum, sondan başa gelerek de söyleyebiliyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yani sorgulama yeteneğimizi geliştirelim değil mi? Diyelim ki mesela biz burada bir ispat yapacağımız ama bu ispatı yaparken ben x'in y'ye eşit olduğunu kabul ediyorum. Ve diyorum ki paralellik olmasın diyorum. Yani d1 ile d2 paralel değilse elbet bir noktada ne olacaklar? kesişecekler. Ha, demek ki o zaman ben D1 ve D2'yi şöyle çizmek istiyorum. Bak gel buraya. D1'i şu şekilde çizdim. D2'yi de hadi bir noktada keseceği için şu şekilde çizmek istiyorum. Hatta o kesişim noktasına dikkat et. Bizim amacımız burada nedir? D1 ve D2'yi yazdıktan sonra asıl olayımız aslında tamamen sol tarafta hatta şöyle göstereyim bak. Sol tarafta amaç Y noktası yani Y açısına baktığımızda Y açısı ve X açısının arasında mesela A ve B desem. A ve B'ye baktığında arada bir mesafe var değil mi? O zaman ben üçüncü doğruyu da çektiğimde, yani üçüncü doğruyu şu şekilde çektiğimde bir kesen oluşturduk aslında. O zaman A'sı burada, B'si burada olacak. Şimdi en başta bizim olayımız A ile B arasında bir uzaklık var. Hatta bu sıfırdan farklı. Nedir? Sıfırdan büyük bir uzunluk olarak tanımlayabiliriz. O zaman sağ tarafta da aynı şekilde AB'nin ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük bir değer olması gerekiyor. Peki ben şimdi burada paralel olmayan doğruların bir noktada kestiğini söyledim ya. Şimdi Y'nin X eşit olduğunu kabul etmiştik. Bak gel buraya. Y eşittir X şeklinde yazmıştık. Şu şekilde oluşturdum. He, demek ki o zaman ben şunu söylemem lazım. Geliyorum şuraya Y yazıyorum. Şuraya da zaten ne demiştik? X demiştik. Hadi gel oraya da X yazalım. Şuna da X eşittir Y yazdım. Peki. Peki şöyle bir durumumuz söz konusu. Bizim burada y açısının arka tarafında sonuçta doğru açı kaç derece? 180 derece değil mi? Gelip bu arka tarafına 180 eksi x yazabilirim değil mi? Ha, 180 eksi x x ve şurada bir açımız oluştu. Gel buraya da z açısı diyelim. Peki bunları oluşturduktan sonra içeride bir üçgenimiz oldu değil mi? Hatta üçgeni gösteriyorum bak şurada bir üçgenimiz var. Peki biz zaten ikinci videoda üçgenin iç açılar toplamının 180 derecedir özelliğini gelip yine yöndeş açıdan ispatlayacağız. Ama burada da iç iç açılar toplamı 180 derece ya. Bir toplayalım bakalım ne gelecekmiş. Bak 180 x görüyorum ve aşağı tarafta x var ve bir de z'miz mevcut. Ve bunlar birbirini götürdü zaten. Bunu ben 180'e eşitlersem 180 nerede birbirini götürdü? Z eşittir ne geldi? 0 derece geldi. Peki bir açı 0 derece olabilir mi? Olamaz. İşte z açısı eğer 0 derece ise d1'in tam üstüne d2 gelmesi gerekiyor. E biz zaten burada d1 d2 üst üste geliyorsa sol tarafta neden böyle bir x ve y açısı belirledik? İşte olayımız bu çelişkiyi yakalamaktı. İşte bu çelişkiyi yakaladığımız için o zaman x eşittir y ise d1 ile d2 paralel olmalıdır diyoruz. Anlaşıldı mı? Ama bak bunu yine bu şekilde söylüyorum ama bunu söylerken bunun bir aksiyom olduğunu ve aksiyomlar aslında kanıtlanamaz ifadeler olduğunu da vurgulamak istiyorum. Tamam mıdır? Şimdi o zaman bunu öğrendik. Burada aslında ne yapmamız gerekiyor? Bunları öğrendikten sonra Z kuralı ve U kuralını da ortaya çıkartabiliyoruz. Bak dikkat et. Bizim burada amacımız tamamen nedir biliyor musun? Y açısı X açısında eşitse ters açı özelliğini de ortaya çıkarmış oluyoruz aslında. Bak Y'nin yanına ben gelip şurada 180 eksi Y yazsam. Toplamları 180 olacak değil mi doğru açı? Peki devam ediyorum. Beyaz doğruya baktığımda 180 olması için ne yazarsın? Y yazarsın. İşte bak ters açı özelliği ortaya çıkmış oluyor. Peki ben bu sayede Y ile X'e bakıyorum. İç ters açılar ortaya çıkmış oluyor. Yani biz burada Y ile X'in eşitliğini biliyoruz ya. İşte sana Z kuralının ortaya çıkma hikayesini anlatıyorum. Bak şurada turuncu işarete dikkat et. Bir Z harfi oluşuyor. Paralel doğrular arasında iç ters açılar birbirine eşittir diyoruz tamam mıdır? Şimdi o zaman Z'yi bulduk. Her Z o şekilde mi gelecek? Tabii ki hayır. Bak, bak, şu üst tarafa şöyle Z çizebilirim. Geldim. Şu şekilde bir Z olabilir. Tam tersi de olabilir. Şu şekilde Z de olabilir. Amaç burada paralel doğrular verildiyse yani şu beyazla beyazın paralelliği aynı şekilde beyazla beyazın paralelliğinde iç ters açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi geçelim diğer kısma. Onu da hemen göstermek istiyorum. Nedir o? m kuralı. Şimdi biz z kuralını öğrendik değil mi? Z kuralının yanında da u kuralını da ortaya çıkarmış oluyoruz. Peki ben şimdi m kuralında d1 paralel d2 ise x artı y'nin a açısı olduğunu yani sola bakan açıların sağ bakan açıların toplamına eşit olduğunu biliyorum. Evet teorem bunu söylüyor. Peki az önce öğrendiğim şekilde ben geometride herhangi bir kenardan herhangi bir köşeden paralel doğrular çizebiliyorum. Peki ben şu an bu sarıya paralel doğru olarak mavi çizsem. Peki bu mavi sayesinde şuradaki y açısını z kuralından aşağıya doğru taşısam. Bu sayede ne oldu aslında? Bu aşağıdaki x'i de yine bir z kuralından nereye taşırım? Üst tarafa taşırım. Ha, bak şimdi aslında iki tane z kuralından ben hem x'i hem y'yi taşıyabiliyorum. Peki alt tarafta a açısı vardı değil mi? İşte ağacının bulunduğu yerde hem x hem y olduğu için x eşit şey x artı y eşittir a açısıdır diyerek bunu da ortaya çıkarmış oluruz. Aslında birinci özelliği o gösterince ikincisi de daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Peki bunu söyledik. Peki bundan fazla gelirse yani biz sadece iki tane değil de daha fazla açı olursa yani buna da sağ bakan açıların toplamı sola bakan açılar eşittir derken x y z A ve B açılarını oluştursak mesela D1 paralel D2 ise bunların toplamı sola bakanların toplamı sağ bakanlar eşittir. Hemen gösteriyorum bak yine aynı mantıkla ne yapıyorum? Paralelliklerimi çiziyorum. Bak. Peki mavilerin sarılara paralel olduğunu biliyoruz ya. Şöyle bir şeyle başlasak desek ki üst taraftaki x bak Z kuralından nereye geldi? Bak yine aynı özellik. X buraya geldi. Peki alt taraftaki aynı mantıkla Z'yi şöyle şuraya getirdim. Z yazdım. Bir dakika. Bizim zaten X'in bulunduğu yere bakarsam A var değil mi tamamında? X yazmış üstüne. O zaman A eksi X yazdım. Peki Z devam ediyor. Bak A eksi X yazmaya devam ediyorum. Peki alt taraftan da B eksi Z'yi getiriyorum. Çünkü Z var. Tamamı B açısı burada. B'den Z'yi çıkarttığımda B eksi Z. B eksi Z'yi de yukarı taşımış oldum. B eksi Z. Ama bir dakika. Bak Y açısı var burada. Aslında aslında bütün açımız y ama y'nin üzerinde şu an ben ne görüyorum? a eksi x ve b eksi z görüyorum. O zaman bunları yazalım bak. a eksi x artı b eksi z eşittir y açısıysa eksileri karşıya pozitif olarak yollasam a artı b burada kalsın a artı b eşittir pozitif x pozitif y pozitif z. İşte x artı y artı z'nin a artı b'ye eşit olduğunu da yine z kuralından ortaya çıkarmış oluyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim son olarak nedir? Paralel doğrular arasında ne var? ...kalem ucu öte, e, metodumuz var. İçerideki açıların toplamı 360 dereceymiş. Peki ben o zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben bunu doğrusal bir şekilde devam ettirsem bak. Amacım neydi? Bu, bu paralel doğruları istediğim yerden çizebiliyordum. Ve bu paralellikleri istediğim şekilde uzatabiliyordum. Peki bu paralellikleri uzattık çok güzel ama... ...x'in yan tarafına ne yazarsın? Doğru açıya baktığımızda bütünler açılar 180'e tamamlayacaktı. 180-x. E, gelirim buraya 180-z eksi yazarım. Ama bir dakika. Burada bir m kuralı yakalamadık mı? Az önce bulmuştuk bak. M kuralı yakaladım. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına. Yani sadece y'ye eşit. O zaman y eşittir diyorum. 180 eksi x artı 180 eksi z midir? Ha, demek ki ben burada o zaman negatifleri sol tarafa pozitif olarak taşıyayım. 180'ler de burada kalsın. O zaman X pozitif geldi. Y vardı zaten. Z de pozitif geldi. 180 artı 180 nedir? 360 derecedir. Bak birinci ispatım bu şekilde. Ama sen desen ki hocam burada da şey var. Ben yani Burada da biz Z kuralı U kuralı yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bak şuradan şöyle birleştirsem. Benim buradaki amacım nedir? Şurada X varsa U kuralı nedir? Toplamları 180 derece olacak değil mi? Bunu da hemen aslında Z kuralından ortaya çıkartabiliyoruz değil mi? Bak şöyle bir tane Z harfi oluşturuyorum paralel doğrular arasında. Ve bu paralel doğrularda şurada doğrusal uzatsam buraya alfa desem yan taraf ne olacak? 180 eksi alfa olacak. Z kuralından alfa buraya gelecek. Paralelliği de yazalım tabii ki. Heh, bak ne oldu? Karşılıklı açılar. Yani paralel doğrular arasında karşılıklı açılar toplamı nedir? 180 derecedir. Karşı durumlu açılar diyoruz aslında biz buna. O zaman bak X var. Geldin 180 eksi X yazdın. Z var. Geldin 180 eksi Z yazdın. Bak üst taraftaki bir numara numaralı bölgede bir tane U harfi var. iki numaralı bölgede de bir tane U harfi var. Aslında iki tane U harfi var ya. E zaten bir tanesinin toplamı 180 değil mi? 2 tanesinin toplamı nedir? 360 derecedir. Bak bunu niye söylüyorum? Bunu söyleme sebebim. Eğer burada açı sayısı artarsa. Mesela ne diyelim? Burada biraz açıyı arttıralım değil mi? Bak şöyle biraz ne diyorum? Kaç tane olsun? 1, 2, 3, 4 tane olsun. Yani amaç ne biliyor musun burada? X, Y, Z ve t olsun hadi. Burada 4 tane açı olduğu için paralel doğrular arasında x y z t'nin toplamı kaç derecedir? Derseker yine aynı mantıkla yine hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Bak, paralelimi çektim 1. Paralelimi çektim 2 ve kaç tane U harfi oluştu? Bak, 1 burada var, 2 burada var. 3 burada var. Ha, 3 tane 180 olursa o zaman burada x ile y'nin, z'nin ve t'nin toplamı 3 çarpı 180 nedir? 540 derecedir değil mi? İşte bak karşımıza ne gelirse gelsin paralelliği kullanarak u harfini, z harfini kullanarak hepsini ortaya çıkartabiliyoruz. Umarım formüller tabii ki ilk konularda biraz formüller daha pratik olduğu için hepsi birbirle bağlantılı değil mi? Ama üçgen de açı, dik üçgen, ikizkenar üçgen dediğimizde burada ek çizimler ortaya çıkmış olacak ve bu ek çizimler sana soru çözerken çok büyük bir avantaj sağlayacak. Anlaşıldı mı? Evet ilk videonun sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda ise tek videoda üçgenli açının bütün özelliklerini senle birlikte ispatlamaya çalışacağız. Ve ilk videoyu eğer beğendiysen videoya bir beğeni bırakıp güzel bir yorum atarsan beni desteklemiş olursun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.